Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan Balkan raporunda bu hafta. Rishi Sunak ile Rama telefon görüşmesi yaptı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 1 Aralık günü İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile telefon görüşmesi yaptı. Her iki lider de Birleşik Krallık ile Arnavutluk arasındaki uzun vadeli yakın ilişkiye övgüde bulundu ve siber güvenlik de dahil olmak üzere ticaret, yatırım ve savunma alanlarındaki işbirliğini güçlendirme taahhütünde bulundu. Tiran Zirvesi, AB, Batı Balkanların AB üyeliği sürecine olan bağlılığını yeniden teyit ediyor. 7 Aralık'ta Tiran'da bulunan Avrupa Birliği liderleri, Batı Balkanlar liderleriyle birlikte bölgesel ve uluslararası paydaşların huzurunda zirvenin sonuçlarını açıkladılar. Avrupa Birliği, zirvenin ortak kapanış bildirisinde Batı Balkanların AB'ye üyeliği sürecine olan bağlılığını yeniden teyit etti. Üyelik sürecinin hızlandırılması için de çağrı yaptı. Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi dönem başkanı Jelko Sivijanović, Balkan zirvesinin genel değerlendirmesi, Batı Balkanlar olmadan AB'nin de olamayacağı yönündedir. Sivijanović, Avrupa'nın belirsizliklerle dolu olan perspektifinden çıkarak somut bir şeyler yapılması gerektiği yönünde değerlendirmede bulundu. Sivijanović, bu somut adımlardan biri tam olarak önümüzde duruyor. Bu da Bosna Hersek'in adaylık statüsü için gereken yeşil ışığın yakılmasıdır, dedi. Komšić, diplomatik faaliyetlerimiz NATO'ya tam üyelikle sonuçlanacak. Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı üyesi Jelko Komšić, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri Günü münasebetiyle Viyana'da düzenlenen programda bir konuşma gerçekleştirdi. Komšić, önümüzde çok iş var. Ancak tüm diplomatik faaliyetlerimiz, Bosna Hersek'in güvenliği, istikrarı ve genel olarak ilerlemesi için büyük önem taşıyan NATO ittifakına tam üyeliğin yolunu açacaktır, dedi. Kostadinov, Uyanış Partisi GERB kabinesine destek verecek mi sorusuna açıklık getirdi. Uyanış Partisi lideri Kostadin Kostadinov, gazetecilere verdiği demeçte GERB kabinesine destek vermelerinin mümkün olmadığını açıkladı. İki partinin aralarında çok ciddi siyasi, ilkesel, ideolojik farklılıklar olduğunu vurgulayan Kostadinov, açıklamasında ayrıca Avrupalı ortakların Bulgaristan'ı Euro alanına almaya hevesli olup Schengen'i almak istememelerinin çok garip olduğuna da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Rumen Radev, yurt dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının çıkarları için etkin bir şekilde çalışma bekliyorum. Cumhurbaşkanı Radev, Avrupa Birliği Batı Balkanlar Zirvesi'ne katılmak üzere Tiran'a gitti. Arnavutluk'ta yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının temsilcileriyle de görüşen Radev, Bulgaristan'ın Arnavutluk ile en büyük siyasi düzeyde işbirliği içinde olduğunu, bu bağlamda 2017 yılında Arnavutluğun ülkede yaşayan Bulgar azınlığını tanıdığını hatırlattı. Radev, yurt dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşlarından sorumlu Yürütme Ajansı Danışma Konseyi'nde de etkili çalışmalar beklediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Zelenski ile Kiev'de görüşen Başbakan Abazovic, Karadağ'ın Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğine resmi desteğini açıkladı. Yakında görevinden ayrılacak olan Karadağ Başbakanı Abazovic ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, 5 Aralık'ta bir araya gelerek Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğine destek veren ortak bir beyanname imzaladılar. Başbakan Abazovic, Ukrayna'ya, ülkelerindeki Ukraynalı mültecilerin bağışlarının da katkılarıyla askeri ve insani yardımlarda bulunmaya devam edeceğinin sözünü verdi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić, Batı Balkan liderleriyle gerçekleştirilecek AB zirvesini boykot edeceğini açıkladı. Vučić'in boykot çıkışının altında yatan neden ise Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin Topluluklar ve Geri Dönüş Bakanı olarak Sırbistan hükümetine yakın bir isim yerine ılımlı bir Kosovalı Sırp siyasetçiyi ataması oldu. Vučić, verdiği mülakatta Kosova Başbakanı Albin Kurti'ye terörist pislik sözleriyle hakaret ederken AB'nin de gerçekleşecek zirvede acınası bir Sırp karşıtı tutum takınacağını iddia etti. AB, Sırbistan ve Kosova'ya en son öneriyi sundu. AB, Belgrad-Priştine diyaloğu temsilcisi Miroslav Lajčak,
bu öneriyi pazartesi günü Sırbistan'da, bir gün sonra da Kosova'da sunduğunu, teklifin Eylül ayında sunduğu belgenin yeni bir versiyonu olduğunu söyledi. Kuzey Makedonya'daki gençlerin %90'ı ülkeden gitmek istiyor. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Teknolojik Sanayi Geliştirme Bölgeleri Müdürlüğü işbirliğinde İyi Yönetim ve Avrupa Atlantik Perspektifleri Enstitüsü'nün Avrupa Projesi çerçevesinde gençler ne istiyor, geleceğin meslekleri bugünün bilgi ve becerilerini gerektiriyor konulu yaptığı araştırmaya göre ülkedeki gençlerin %90'ı göç etmek istiyor. Bujar Osmani, Kuzey Makedonya Kosova'ya vize uygulamayacak. Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin Kosova'ya vize uygulamayacağını söyleyerek bunun Avrupa Komisyonu'nun düzeltilecek bir hatası olduğunu belirtti. Osmani, bu Avrupa Komisyonu'nun bir hatasıdır. Kosova'yı vize rejimi olması gereken ülkeler listesine koymak Avrupa Komisyonu tarafından fark edilen bir ihmaldir dedi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić'ten Kosova Başkanı Kurdi'ye terörist pislik. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin Dönüş ve Topluluklar Bakanı olarak seçimlerde az oy alan Nenad Rasić'i atamasına yoğun tepki göstererek atamanın hukuka ve Brüksel Anlaşması'na aykırı olduğunu iddia etti. Slovenya'da yerel seçimlerin ikinci turunda 47 belediye yeni belediye başkanlarını seçiyor. Slovenya'da 212 belediyeden 165'inde belediye başkanları 20 Kasım 2022 tarihinde yapılan yerel seçimlerin ilk turunda seçilmişti ancak 47 belediyede adaylardan hiçbiri %50'den fazla oy alamadığı için ikinci tura kaldı. 4 Aralık tarihinde Slovenya Cumhuriyeti'nin 47 belediyesinde yeni belediye başkanlarının seçildiği ikinci tur yerel seçimler yapıldı. Hükümetin meclise getirdiği sağlık yasa tasarısı protesto edildi. Yunanistan'da yeni yasa tasarısı parlamentoda görüşülürken, başkent Atina'daki parlamento binasının önünde bir araya gelerek sağlık çalışanları iş bırakma eylemi yaparak hükümetin parlamentoya getirdiği sağlık yasa tasarısını protesto etti. Yeni yasa tasarısıyla devlet hastanesi doktorlarına eş zamanlı olarak özel hastanelerde ve kliniklerde de çalışma imkanı öngörülüyor. Tasarı, bununla birlikte özel sektörde çalışan doktorların yarı zamanlı olarak devlet hastanelerinde özel sözleşmeyle çalışmasına imkan veriyor. Den Dias, Kazakistan'da temaslarda bulunuyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Den Dias, resmi bir ziyaret için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da ilk olarak Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tiluberdi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile de görüşen bakanın ziyareti ile ilgili olarak Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmelerde karşılıklı yatırımlar, inşaat sektörü, turizm ve kültür, Kazakistan'daki Yunan soydaşlar ve bölgesel ve uluslararası gelişmeler, ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin işbirliğinin güçlendirilmesi üzerinde durulduğu duyuruldu. Yunanistan'da halk polis tarafından öldürülen öğrencinin 14. yıl dönümünü anmak için yürüdü. Yunanistan'da göstericiler 14 yıl önce bir çocuğun polis tarafından öldürülmesinin yıl dönümünde Atina sokaklarında yürüdü. 15 yaşındaki Alexandros Griopoulos'un vurularak öldürülmesini anmak için her yıl düzenlenen yürüyüş, parlamento binasının önünden geçti ve silahsız çocuğun bir polis tarafından öldürüldüğü Eksarhiya bölgesinin yakınlarında sona erdi. Yürüyüşün ardından protestocular ve çevik kuvvet polisi arasında çatışmalar yaşanırken, Selanik'te de benzer şiddet olaylarının yaşandığı bildirildi.